arkadaşlar, ben Nuh Hocam. Rasyonel sayılar ve ondaki sayıların konu anlatımlarını ve çözmemiz gereken örnekleri çözdükten sonra konu bittiği için arkadaşlar şimdi yayınımızda bulunan rasyonel sayılar spesiyel testlerinden sizler için seçmiş olduğum bir soru çözüm videosu çekmek için birlikteyiz arkadaşlar. Bu sorularımız konu anlatımında çözdüğümüz sorulardan bir tık daha zor olacak. Çünkü böyle olması gerekiyor sınavda da. Bu tür, hatta öğrendiklerimizi biraz daha geliştirmemiz, bir üst basama taşımamız gerekiyor. Biraz daha görselliğe dayalı sorularımız olacak. Birlikte inanıyorum ki bunu da çok rahat başarıp halledebileceksiniz arkadaşlar. Bakın, yukarıdaki şekilde bir cetvel verilmiştir ki hepimizin evinde bulunan ve küçük yaştan beri, ilkokuldan beri çantamızda taşıdığımız bir aletimiz arkadaşlar. Buna göre cetvel üzerinde de bazı noktaları bakın belirlemiş, A ve B noktaları. Buna göre 4A artı 6B toplamı kaç eşittir demiştir. O zaman bizim ne yapmamız lazım? A ve B noktalarının rasyonel sayı karşılıklarını bulup getirip yerlerine koymamız lazım. Bakıyorum arkadaşlar, bakın 0 ile 1 arası kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3 ve 4 parçaya. O zaman burası kimdi? 0 bölü 4, burası 1 bölü 4. 2 bölü 4 ve bizim A dediğimiz sayımız kim? 3 bölü 4. Hemen şuraya yazıyorum. A değerim 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Bütün aralıklar 4 eş parça mı? Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saymamıza gerek yok. Bakın o zaman ne oldu? 3'e kadar arkadaşlar. Burası kim eşit? 12 bölü 4 eşit. 2, 3 çıksın. 13 bölü 4 ve burası da 14 bölü. Bakın burası 13 bölü 4. Burası da 14 bölü 4'tür. Yani benim B değerinde 14 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Harika. Şimdi ne diyorum? 4 çarpı A, 4 çarpı 3 bölü 4 artı 6 çarpı B, o da 14 bölü 4. 4'ler birbirine götürdü. Burada kaldı 3. Şuraya baktığımızda 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 7, 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 3. Bakın o da 21 olarak karşımıza çıkar. 3, 21 daha. İşlemin sonucu 24 olarak bulunmuş olur. Harika bir kesir sorusu olmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet, şimdi ise arkadaşlar yine rasyonel sayılarda işlem sorulmuş. Bu tip soruları çözerken de daire içerisine alarak sayıları çalışırsanız bence çok daha rahat ve mutlu olursunuz. Bakın diyorum, nereden başlayayım? Önce şuraya halledeyim diyorum bakın arkadaşlar. Bu da 3 kere 2 6 1 çıktı. Burası 5 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi diyorum bir de şuraya müdahale edeyim bakın. Önce yapacağım şeyler bunlar. Bakın 3 kere 2 6, eksi 6. 1'den eksi 6 çıktı ya da 1'den 6 çıktı. Eksi 5 bölü 3 oldu. Şimdi verilen işlemi düzenlediğimde aslında şu sorulmuş, karşıma çıkmış. 5 bölü 5 bölü 3 bakın. Artı eksi 5 bölü 3 bölü 5 arkadaşlar. Ne diyorduk? Birinci kesir aynen yazılacak 5. İkinci kesir ters çevrilip çarpılacak 3 bölü 5. Bakın tamam. Burada artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Birinci kesir yine aynen yazılacak 5 bölü 3. İkinci kesir ters çevrilip çarpılacak 1 bölü 5. Bakın arkadaşlar şu olur. Şuraya baktığımızda 5'ler gider, burada 3 kalır. Burada ise bakın şu 5'ler gider, burada da eksi 1 bölü 3 kalır. Paydaşı dediğimizde 9, 9'dan 1 çıktı 8. İşlemimizin sonucu 8 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Yani küçük daireler kullanarak her öğrencimiz kendine göre teknikler geliştirerek işlemi fazla uzatmadan, çünkü ne kadar çok işlem o kadar bize hataya götürebilir. Şimdi ise bakın 3 artı 3 bölü yıldız artı 1 bölü 100 eşittir 3.31 olduğuna göre yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar zaten biz bu 3'ü bakın şuraya attığımızda burada 0, ne kalır? 31 kalır. Peki bizim 1 bölü 100 dediğimiz bakın şu sayı 0,01 değil midir? Aynen. O zaman şu oldu mu? 3 bölü yıldız bakın arkadaşlar eşittir 0,31 eksi 0,01 arkadaşlar. O zaman 3 bölü yıldız eşittir. 0,31'den 0,01 çıkarsa bakın o da 0,3 kalır ya da 0,30 olur. Siz 0,30 ya da 0,3'ü 3 bölü nasıl yazabiliriz? 10 şeklinde. Bakın 3 bölü yıldız 3 bölü 10 eşitmiş. Kabul ederseniz yıldız kime eşit olur? 10 olarak bulunmuş olur arkadaşlar.
Hemen dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Harika, ondalıklı sayılarda güzelce bir bölme işlemi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölgüden sonraki kısımları bakın tamamlıyoruz. İki basamak, iki basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak. O zaman virgüller kalkıyor. 72 bölü 360 buradan gelen sonuç. Burası 32 bölü 8. Burası da 4 bölü 5 arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde 36'ya bölü 1, 36'ya bölü 2. Burası bakın 1 bölü 5. Artı 32 bölü 8 artı 4 bölü 5. Arkadaşlar bakın 1 bölü 5 ile 4 bölü 5'i toplarsanız 5 bölü 5'ten 1 gelir. Yani işlem şuna dönüştü. 32 bölü 8 artı 1. Payda eşitlediğinizde 38 bir daha. O 80'e 1 8 40 bölü 8 yapar. 40 bölü 8'de işlemin sonucu bakın 5 olarak bulunmuş olur. Harika bir çözüm oldu. Devam ediyoruz. İnşallah ümit ediyorum ki tüm arkadaşlarımız bu çözümleri anlıyorlardır arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlarımız mutlaka biraz daha gayret içerisinde olsunlar. Çok rahat anlayabilirler. Evet, A sayımız 5. örneğimizde eksi 2 bölü 7, B sayımız eksi 4 bölü 11, C sayımız eksi 18 bölü 19 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Ne diyorduk arkadaşlar? Sıralama yaparken rasyonel sayılarda mutlaka pozitif olarak negatif verilmişse sıralamamızı yapalım. Hepsini pozitife çevirdim. Bakıyorum 2 bölü 7, 4 bölü 11, 18 bölü 19 arkadaşlar. Neyi eşitleyebiliriz burada ya da payda paydan eşit değil. Ya şuna bakacağız, bakın payla payda arasında 5 fark var. Payla payda arasında burada kaç fark? 7 fark var bakın. Burada ise dikkat ederseniz 1 fark var. O zaman aslında en büyük kimdir bakın? C'dir. Bakın kafadan söyleyebiliriz. Burada kaç farklı? 7 fark. Burada kaç fark vardı? 5 fark. O zaman A'ya geliyoruz. Arkasından da B'ye geliyoruz. Ha bunu beğenmediyseniz ne yapacağız? 2, 4 ve 18 arkadaşlar eşitleyip güzelce oradan yürüyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki sanki bu 18 değil de 8 olacak gibi geliyor. Yine bir dizgici arkadaşımızın şeyine uğradık gibi duruyor. Bakın eğer burası 8 olsaydı şöyle yapabilirdik. Bakın şurası 18 değil 8 olsun. Ne yapacağız? 2, 4, 8. Payları eşitlediğimizde bakın burayı 4 ile genişlet, burayı 2 ile genişlet, burayı da 1 ile genişlettiğimizde bizim A'mız ne olacak? 8 bölü 28. B'miz bakın 8 bölü 22. C'miz de 8 bölü 19. Paylar eşit olduğuna göre paydası küçük olan en büyük olacak. En küçük olan bakın 19. O zaman C büyüktür. Aynı şeye mi geldik? Hayır. Arkasından B bakın 22 geliyor. Arkasından A geliyor. Eğer orada bir baskı hatası ya da bir dizgici hatası yoksa arkadaşlar cevabımız yukarıdaki varsa cevabımız C büyük B büyük A olarak karşımıza çıkmış olacak. Hemen gelelim 6. örneğimize. Bakın x pozitif bir ondalıklı sayıdır. X artı 3 bölü 125 işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre virgülden sonraki kısımda bulunan rakamların toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın biz bu paydayı 1000 yapmak için 125'i 8 ile çarparız. Yukarıyı da 8 ile çarparız. O zaman bakın şu kısım 24 bölü ne oldu arkadaşlar? 1000 oldu bakın. Bu da 0,024 olur. O zaman diyorum ki ben bunun üzerine ne eklersem burası virgülden sonraki kısım tamamen ortadan kalkmış olur. O zaman 1'den çıkartacağız bakın daha rahat anlamanız için. 1'den bunu çıkarıyorum. 10'dan 6 çıktı, 4 çıktı 6, 9'dan 2 çıktı 7. Burada 9 kaldı. Şu o zaman arkadaşlar 0,976 ya da virgülden sonraki kısım ne olur diye sorduğunda bakın 976 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda spesiyel test sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bakın yukarıda görüldüğü gibi bütünler 3 eş parçaya bölünmüş ve belli bir adedi taranmıştır. Buna göre taralı bölgeyi temsil eden tam sayılı kesir aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Zaten direkt şekle baktığımızda 2 tane bütünün tamamı alınmış arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? 2 tam. Arkasından da bütünümüzün 3'te 1 alınmış. 2 tam 1 bölü 3. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 3 ekmek var. İkisinin tamamını yemişsiniz. Diğerini de 3'te 1'ini yemişsiniz. Ben size soruyorum. Ne kadar yedin? Hocam diyorsunuz 2 tam. Yani 2 tam ekmeği götürdük. Bir de
diğerinin 3'te 1'ini yedik. İşte biz nedir? Tam sayılı kesir olarak bakın karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8. sorumuz. Ne demiş Balkız kendi doğum günü pastasını 3'te 1'ini 3 kardeşiyle. Buraya dikkat. 3'te 1'ini 3 kardeşiyle o zaman 4 kişi yemişler arkadaşlar. Yani 1 bölü 3'ünü bakın 1 bölü 3'ünü 4 kişiyle paylaşmış Balkız. İşte eşit pay ederek yiyor. Buna göre Balkız'ın kendi doğum günü pastasını kaçta kaçını yemiştir? O zaman 1 bölü 12'sini yemiştir diyoruz. Doğru cevabımız Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. 9. sorumuz. Bakalım ne diyor bize? Diyor ki aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı şekillerin her biri eş alanlı parçalara ayrılmıştır. Yani şuradaki mavilerin alanıyla şuradaki maviler aynıdır arkadaşlar. Ayrılmıştır demiş. Tamam. Buna göre şekil 1'deki taralı alanın tüm şeklin alanını oranını gösteren kesir ile şekil 2'deki taralı alanın tüm şeklin alanını oranını gösteren kesrin toplamı nedir? O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bakın burada dikkat ederseniz daire kısmı ya da çemberimiz 1, 2, 3, 4, 8 eş parçaya ayrılmış ve 8 eş parçadan 3 tanesi taranmış. O zaman biz ne diyoruz? 3 bölü 8'dir arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Bunun 3 tanesi taranmış. O zaman bu da 3 bölü 6'dır. Bana ne diyordu? Taralı alanın tüm şeklin alanını oranını gösteren kesirlerin toplamı. O zaman arkadaşlar bizden yazarımız 3 bölü 8 ile bakın 3 bölü 6'yı hatta onu sadeleştirirseniz 1 bölü 2'yi toplamamızı istiyor. Şurada paydaş dediğimizde ya da direkt çarpalım bakın çapraz 2 3 6 artı 8 bölü 8 kere 2 16 yani 14 bölü 16 sadeleştirirsek 7 bölü 8 olarak bakın bulunmuş olur. Hemen 10. sorumuzla spesiyel testleri çözmeye devam ediyoruz. 10. sorumuz bir devirli ondaklı sayı sorusu. Dikkat ederseniz x 0,1333 devrediyor. O zaman ben bunu hemen kesreye çevireyim arkadaşlar. Bu 13-1 bölü ne olacak? 90. Yani 12 bölü 90 oldu. Hatta 2'ye böl 6, 2'ye böl 45. 3'e böl 2, 3'e böl 15. Demek ki bizim x değerimiz 12 bölü özür 2 bölü hatta silelim kafanız karışmasın. Bakın şurayı sildik. Ondan sonra dersiniz de hoca bana yanlış öğretti. Evet tamamını silmiş olduk. Gerçi geri getirebiliriz. Şöyle yapalım. Evet geri geldi. Yani işlemimizin sonucu bakın burası 2 bölü 15. Kim bu arkadaşlar? X diyelim. Peki y'ye bakıyoruz. Bu da 0,16666 gidiyor. Yani 16-1 bölü 90 arkadaşlar. O da 15 bölü 90. O da kim eşit? 1 bölü 6'ya o da y diyelim. Şimdi bize ne diyor? 15x artı 18y. Yani 15 çarpı x'imiz 2 bölü 15 artı 18 çarpı bakın y'imiz 1 bölü 6. 15'ler gitti burada 2 kaldı. 18 ile 6 sadeleşti. 3, 3 kere 1, 3. 3, 2 daha işlemin sonucu 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım. Yine devirli ondaklı sayı. Bakın tanıdığımız bir soru aslında bu. Olduğuna göre aşağıdaki sıralama hangisi doğrudur? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Açık şekilde yazıyorduk. Diyorduk ki A eşittir 2,43. Bakın 43 devrediyor. 43, 43 diye bu adam gidiyor. B'ye bakıyoruz. Bu da 4,43 43 43 diye devredip gidiyor. Diğeri de bakın C'miz de 2,44 bakın arkasından da 3,3,3,3,3 diye ne yapıyor? Devredip gidiyor arkadaşlar. O zaman şimdi sıralamaya bakalım. Ne yapıyorduk? Diyorduk ki şöyle karşılaştıracağız. İkiler aynı. Tamam. Dörtler aynı. Sıralama tamam. Buraya geldiğimizde bakın. 3, 4, 4. O zaman A en küçük arkadaşlar. Yani A'yı aradan çıkardık. Şimdi 4, 4. Şuraya geliyoruz bakın. 3, 3. Buraya geldik. 4, 3. Bakın B ne yaptı arkadaşlar? 4 oldu. C'miz 3 oldu. O zaman C arkasından da B sıralaması karşımıza çıkmış olur.
Hemen bir diğer örneğe bakıyoruz. Evet, 0,66 devrediyor. 0,6 normal ortalama sayı orası. Arkasından devredenler var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu devirli olanların sayıları kesre çevirelim. 0,66 devrediyorsa kimdir bu ifade? 6 bölü, hatta bir tanesini şöyle kenarda yazalım. 0,6 kimdir arkadaşlar? 6 bölü 9. Hatta sadeleştirirsek 2 bölü 3. O zaman ben burada 0,6 gördüğüm yer 2 bölü 3. 0,3 kime eşittir bakın? 0,3. O da 3 bölü 9'a, o da 1 bölü 3'e eşittir. O zaman getiriyorum bakın arkadaşlar. 2 bölü 3 ifade şuna dönüştü. 2 bölü 3 eksi. 0,6 bu ondaklı sayı zaten 6 bölü 10 yapar. Oraya dikkat edin, devirli değil bu. 6 bölü 10 bu da kim yapar arkadaşlar? 3 bölü 5. Yani diyoruz ki 3 bölü 5 tamam bölü. 0,6 2 bölü 3 eksi 0,6 2 bölü 3 bakın bölü 1 bölü 3 şu arkadaşlar. Şimdi işte işlemi yapmaya başlayalım. Hemen nereye müdahale edelim? Şuraya müdahale edelim. 2 bölü 3, 1 bölü 3. Şu üçler birbirini götürür. Burası 2 olur arkadaşlar. Yani ifade şuna dönüştü. 2 bölü 3, eksi 2. O zaman şuraya müdahale edeceğiz. Bakın şurayı halledelim. 2 bölü 3, eksi 2. 2, 3, 6, eksi 6. 2'den 6 çıktı. 4, eksi 4 bölü 3 yapar burası arkadaşlar. Bakın. Yani ifadeyi biraz düzenleyecek olursak şu oldu. 2 bölü 3, eksi 3 bölü 5 bölü eksi 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi nereye müdahale ediyorum bakın. Şuraya müdahale edelim. Bakın şu kısım. Birinci kesir aynı yazılacak. 3 bölü 5. İkinci kesir ters çevirip çarpacak. Ama eksinin eksiye bölümü zaten burası 6 olacak. Burası da 3 bölü 4. Yani burası sadeleşen yok. 9 bölü 20 oldu. İfade şu oldu. 2 bölü 3 artı 9 bölü 20 arkadaşlar. 20 çarpı 2 40, 3 çarpı 9 27 bölü 3 çarpı 20 60 ve sonuç 67 bölü 60 olarak bulunmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar, bu sorumuzla birlikte spesiyel test sorularını da bitirmiş olduk. Nuh'un Gemisi yayınlarını takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Mutlaka arkadaşlar bu konuları kendiniz de pekiştirmelisiniz. Yani farklı soru bankalarından mutlaka en az bir ya da iki tanesini çözmelisiniz ki bu konular oturabilsin arkadaşlar. İnşallah bu çalışmaları yaparsınız. O zaman göreceksiniz ki bu matematik hiç de zor bir bilim değil arkadaşlar. Ve bunu anladığınız ölçüde de hem kendiniz mutlu olacaksınız hem de gidebileceğiniz üniversiteler yollarınız inşallah açılmış olacak. Bundan sonraki videolarımızda da tüm konuları, matematiğin TYT sınavında gelebilecek tüm konularını anlatmaya devam edeceğim. Belli bir süre sonra bu klasik matematiği verdikten sonra da arkadaşlar mutlaka yeni nesil matematik sorularını, ki o zamana kadar da inşallah yayın evine göndermiş olduğum yeni nesil matematik TYT kitabımda yazılmış olur. Oradan sizinle o örnekleri de paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.